Demek sana da Nedim'le ilgili bir şey söylemedi. Biliyorum. Sen şimdi niye böyle takıldın diyeceksin. Sana ne diyeceksin ama... Nedim benim için önemli biliyorsun. Hepiniz biliyorsunuz. O birden böyle kaybolunca... Sen mutlu musun kızım? Nasıl? Niye oraya bakıyorsun anne? Mutlu musun dedim. Ben de nasıl dedim. Nasıl mutlu muyum? Ne demek nasıl? Kocanla diyorum işte. Kocanla mutlu musun? Şey, yani mutlu olmak için evlendin değil mi? Bilmem ki. Bilmem ki niye evlendin. Anne sen niye sürekli Cenk'e bakıp duruyorsun? Böyle gözüm dağılmış. Neyse. Ben zaten artık gideyim. Kardeşinin yanına gideyim. Anne sende bir şey var. Yarın kızım. Yarın konuşuruz. Evde unutmuşsun. Seher Hanım arayınca açtım. Hastanede olduğunuzu da bu sayede öğrendim. Devamını da biliyorsundur. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Nagihan? Sana Nedim'in babalık testini en başında göstermiştim. Şimdi bu babalık testi saçmalığı ne oluyor? Sen o görüntülerin tamamını izlemedin mi Şems? Kasanda sakladığına göre izledin elbette. İzlemeye tahammül edilecek gibi değildi. Ayrıca ne gördüğünü sana sormayacağım bile. Çünkü ne görmüş olursan ol, oğlunu böyle bir şeyle suçlamak. Ve dolaylı yoldan, ne dolaylısı, açık açık karını, beni böyle bir rezaletin içine atmak. Bizi nasıl böyle küçük düşürürsün ya? Oğlunu nasıl böyle ezersin? Şeniz. Bak diyeceğim. Anne baba olarak ikimize de bir iyilik yap. Biz oğlunla baba oğul birbirimize bu iyiliği yaptık. Ve inan bana her şey çok daha iyi. Neymiş o iyilik Agahcığım? Mars'a bilet falan mı alayım? Keşke satılıyor olsa da Mahail'e gitsek. Vallahi hiç fena fikir değil ha. Biz Karaçaylar için küçük, insanlık için büyük bir adım olurdu. Ta ki Mars'ı yörüngesinden çıkartıncaya kadar. Hepimizi ezip ayrı ayrı yerin dibine sokan bu konuyu hiç konuşmayalım istersen Şeniz. Lütfen. En azından birbirimize bu iyiliği yapalım. Ne zamana kadar Aga? Testin sonucunu ne zaman alacaksın? Sonucu aldığımda inan haberin olacak Şeniz. Çocuklara da geline de söyle. Bu gece herkesi sofrada göreceğim. Önemli. Şu anda bundan önemli ne olabilir ki? Yakında öğrenirsin. Oyun oynama. Bu cümleyi en son annemden duymuştum 15 yaşımdayken. Telefonu kastetmiyorum. Gerçekten oyun oynama. Gerçekten beni geçiştirmeden bana ne olduğunu söyle. Cemil, Nedim nereye götürdüklerini bilmediğimi söylemiştim sana. Annemi sorduğumu biliyorsun Cenk. Annemin seninle ne derdi var? Nurten. Nedim Bey müsait mi? Sizin de mi haberiniz yok?
Artık benim neden haberim var ki? Nedim Bey gitti. Gitti? Ne demek gitti? Bugün doktor kontrolü falan da yoktu. Nereye gitti? Yok yok, öyle bir şey değil. Nasıl bir şey Nurten? Tekerlekli sandalyesine atladı ve uçtu gitti mi acaba? Agah Bey gönderdi. Hem de öyle bir gönderdi ki bir tane bile eşyası kalmadı yukarıda. Peki. Sen çocuklara akşam yemeğini söyle. Söyle. Nasıl bir oyun bu? Ve hala cevap yok. Ve hala ben aynı şeyleri söyleyip duruyorum. Buraya geri döndüğümüzden beri kaç defa ne oluyor dediğimi sayamıyorum bile. Ben konuşmaya başladığım günden beri aynı durumdayım Cemre, alışırsın. Cenk! Ben şaka yapmıyorum. Bugün annemde bir tuhaflık vardı. Sürekli sana bakıyordu. Ve artık eminim ki sende de bir tuhaflık var. E o senin annen Cemre. Ben de senin kocanım. Yani kağıt üstünde olsa da. Tuhaf olmama gibi bir şansımız var mı sence? Ha, burada mıydınız? Rahatsız ediyorum. Agah Bey bu akşam ikinizin de sofraya oturmanızı istedi. Damla aradı. Trafikteymiş. Biraz geç kalacak. O yüzden biz başlayabiliriz. Afiyet olsun. Ben hepinizin merak ettiği soruyu Damla gelince açıklamayı düşünüyordum ama sizi daha fazla merakta bırakmayayım. Ben Nedim'i Londra'ya gönderdim. Buyurun, afiyet olsun. Londra. Londra, Nedim Londra'da. Üç kez daha söylersen vizeler kalkıyormuş gibi. Aga, sen ciddi misin? Londra derken... Benim yıllardır sana önerdiğim ve senin asla kabul etmediğin şu bakım evinden mi bahsediyorsun? Hı hı. Ta kendisi. Bize niye haber vermedin baba? Bir veda falan ederdik çocuğa. Nedim yeterince yoruldu. Onu veda sahneleri falan daha fazla yormak istemedim. Bu evde yaşadığı her ne varsa uzaklaşsın. Gitsin, dinlensin istedim. Hepsi bu. O istedi mi? Hayırdır gelin? Nedim'i kaçırmak bir sana mı mahsus? Kendi mi gitmek istedi? Yoksa siz zorla mı gönderdiniz? Cenk, karnına bir boğaz hava saldır istersen. Suratına biraz deniz suyu çarpsın, kendine gelsin. Çok iyi fikir. Hatta son zamanlarda duydum, en iyi fikir bu. Hadi karıcığım. Hadi güzel karıcığım benim, gel. Gitti. Gitti, Londra'ya gitti. Ya tabii yağmurdur şimdi oralar, yazık çocuğa. Hadi. Nurti, bizim montlarımızı ve çantalarımızı getirebilir misin? Gitti. Nedim Londra'ya gitti. Cemre, hala Londra diyorsun ya. Babam seni kandırdı. Vizeler falan kalkmıyor üç kere söyleyince. Biraz toparlan, abartıyorsun artık. Ben buraya Nedim için geldim. Sırf buraya gelebilmek için. Ben seninle evlendim. Ama Nedim Londra'ya gitti. Peki, sen burada ne olduğunun farkında mısın? Benimle boşu boşuna evlendin.
Beni her geçen gün biraz daha şaşırtıyorsun Naga. Evliliğimizde küçük tatlı değişiklikler oluyor değil mi karıcığım? Evet. Ona küçük tatlı sürprizler yap. Öyle sürprizler yap ki kendini ayaklarının altında bir böcek gibi hissetsin. Estağfurullah. Uğur böceğidir o. Ne oluyor Aga? Önce şu babalık testi saçmalığı. Şimdi de Nedim'i bir alternatif olarak bile görmediğin Londra'ya göndermek. Farkında mısın bilmiyorum ama bunu en başında yapmış olsaydın şu anda hayatımızda iki tane saçma sapan evlilik olmayacaktı. Ne yaparsın? Mukadderat. Neden beklemedin? Madem böyle bir karar verdin, neden Nedim'i göndermek için babalık testinin sonucunu almayı beklemedin? Yıllardır istediğin şey gerçek oldu Şeniz. Niye arkana yaslanıp şöyle bir oh çekmiyorsun? Bu arada ufak bir hatırlatma. Orası bakım evi. Tedavi merkezi değil. Bu Nedim'in iyileşmesinden tamamen ümidi kestiğin anlamına mı geliyor? Onca yıl bir arpa boyu bile yol alamamışken bu umutsuzluk. Seni niye şaşırsın ki Şeniz? Afiyet olsun. İyileşiyordu. Ve Londra'ya gönderdin. Peki. Bu işi yarın sabah çözeceğiz.